Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 25 Haziran Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yerel seçimlerden sonra siyasette başlayan normalleşme adımları kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le CHP'nin Hazine ve Maliye Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe 4 saat 15 dakika görüştü. CHP kabine görüşmeleri arasındaki en uzun görüşme bu oldu. Karatepe görüşmeden sonra bir açıklama yaptı ve asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılması ve vergide adaletsizliğin giderilmesi konularını gündeme getirdiğini söyledi. Karatepe sözlerine şöyle devam etti. 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışta bir değişim olmadığını gördük. Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde Starbucks ve Burger King şubelerine saldıran bir grup içeride bulunan bazı kişileri darp etmişti. İçişleri Bakanlığı saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını ve 16 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 kişinin yaşamını yitirdiği yangında Diyarbakır'da 7900, Mardin'de ise 7000 dekar tarım alanının yandığını açıkladı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ön raporunda yangının elektrik kaynaklı olduğu tespitine yer verildi. Elektrik Mühendisleri Odası ise bölgedeki orta gerilim hatlarındaki ihmallere dikkat çekti. Ülke Ocakları'nın eski başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine 1 Temmuz'da başlanacak. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ikinci kez bir araya geldi. Saadet Partisi Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi'nin 30 Haziran'da yapılacak olağanüstü kongresinde genel başkanlığına aday olduğunu duyurdu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Erzurum'da düzenlenen mitingde yapılan taşlı saldırıyla ilgili davada savcı görüşünü açıkladı. Savcı 28 sanığın silahlı yaralamaya teşebbüsten ayrı ayrı cezalandırılmasını isterken yaşananların örgütlü olmadığını savundu. Schengen vizesi sorunu büyüyerek devam ediyor. Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre 2023 yılında 200 bin Türk vatandaşının vize başvurusu reddedildi. Türkiye bu sayıyla vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. İlk sırada ise İran var. Son yıllarda birçok kadın şüpheli şekilde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Birçok dosya da intihar ya da kaza denilerek kapatıldı. Zerrin Kılıç da Eskişehir'de pencereden düşerek hayatını kaybetmişti. Cinayet suçlamasıyla yargılanan erkek arkadaşı Yılmaz Sazak beraat etti, bu kararı üst mahkemede onayladı. Dosya Yargıtay'a taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da beraat kararına itiraz etti. Dilekçede beraat kararının benzer olaylardaki sanıklara cesaret verdiği ve kamu vicdanında derin yaralar açtığı vurgulandı. Gazeteci Abdi İpekçi ve Papa suikastlarında adı geçen Yalçın Özbey 69 yaşında öldü. Yalçın Özbey, Mehmet Ali Ağca'nın yakın arkadaşıydı. Ağca 13 Mayıs 1981'de Vatikan'da Papa'yı silahla yaraladı. İtalya'da ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Yalçın Özbey'in de Papa saldırısında Vatikan'da olduğu öne sürüldü. Ağca, Roma'da verdiği ifadede Abdi İpekçi'yi kendisinin değil Yalçın Özbey'in öldürdüğünü söyledi. Özbey hakkında açılan dava zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırılmıştı. Birçok kişiyi özel fon adı altında dolandırdığı iddiasıyla tutuklu olan Seçil Erzan'la kara para soruşturmasında tutuklu olan Dilan Polat, cezaevinde aynı koğuşta kalmak için dilekçe verdi. Bu talep kabul edildi ve iki kadın aynı koğuşa alındı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Bayramda idari tatil sebebiyle ertelenen akaryakıt zamları dün gece itibariyle yürürlüğe girdi. Benzinin litre fiyatına 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt fiyatları Temmuz ayında da Haziran ayı üretici fiyat endeksiyle yeniden zamlanacak. Hesaplamaya göre akaryakıtın litresine Temmuz ayında 2 ila 2,5 lira arasında zam gelecek.
TÜİK Hizmet Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri Haziran verilerini açıkladı. Buna göre güven endeksi hizmet sektöründe %1,5, perakende ticaret sektöründe %2,6 ve inşaat sektöründe %0,5 oranında azaldı. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre imalat sanayinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı 0,4 puan azalarak %76,2 seviyesinde gerçekleşti. Ünlü ekonomist ve finans yazarı Harry Dent, 2008'deki ekonomik krizden daha büyük bir borsa çöküşünün yaşanacağını iddia etti. Harry Dent, piyasanın 2025'in başında veya ortasında dibi göreceğini öne sürdü. Kripto para piyasasında Bitcoin'in düşüşü devam ediyor. Bitcoin'in yeni haftayla birlikte 62.250 dolara düşmesi kripto para piyasasını sarstı. Vadeli işlemlerde uzun pozisyon kayıpları 24 saatte 260 milyon doları aştı. Politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırıları sürüyor. Son 10 günde 360 Filistinli öldürüldü. İsrail ordusu Gazze'de yardım dağıtmak için kullanılan bir eğitim kolejine de saldırı düzenledi. Bu saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti. Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze'deki insani durumun giderek kötüleştiğini, bölgeye yardımların ulaştırılmasının neredeyse imkansız hale geldiğini söyledi. Yüksek Temsilci, acil ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı. Gazze'deki insani kriz sürerken İsrail Başbakanı Netanyahu yeni bir savaşın sinyalini verdi. Netanyahu, Gazze'de çatışmaların şiddetinin azalacağını, birliklerin kısmen Lübnan sınırına kaydırılacağını söyledi. Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan'ın Hizbullah ile çatışıyor. Lübnan ile İsrail arasında mavi hat olarak tabir edilen sınır hattında gerginlik tırmanıyor. Karşılıklı saldırılarda 400'den fazla Lübnanlı yaşamını yitirdi. Rusya'ya bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde polis noktasına, kilise ve sinagoga düzenlenen saldırıda 15'i polis, 1'i rahip, en az 19 kişi hayatını kaybetti. Devlet Başkanı Melikov bunun bir terör saldırısı olduğunu belirterek, "Neyi hedeflediklerini biliyoruz, savaş evimize geldi," dedi. Rusya'nın Balkanlardaki müttefiki Sırbistan'ın 2 yıl aşkın süredir Ukrayna'ya cephane sattığı öne sürüldü. Sırbistan Cumhurbaşkanı ise Kiev'e doğrudan böyle bir ihracatta bulunmadıklarını söyledi. Hac ibadetini yaparken hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor. Suudi Arabistan, hac sırasında bu yıl en az 1301 kişinin hayatını kaybettiğini ve çoğunun sıcakta uzun mesafe yürüyen izinsiz hacılar olduğunu açıkladı. Mısır ise kayıt dışı hac ziyaretlerine izin verdikleri gerekçesiyle 16 turizm şirketinin işletme ruhsatını iptal etti. Paris yakınlarındaki bir hayvanat bahçesine giden kadın kurtlar tarafından saldırıya uğradı. Boynundan, baldırından ve sırtından ısırılan kadın yaşam mücadelesi veriyor. Başsavcı ise kadının arabalara kapalı olması gereken safari bölgesine girdiğini söyledi. Almanya'da düzenlenen Euro 2024 turnuvasına Balkan ülkelerinin taraftarları tarafından atılan ırkçı sloganlar damga vurdu. Bu sloganlar nedeniyle takımlara disiplin cezaları veriliyor. Son ceza Arnavutlu-Hırvatistan maçında Sırp karşıtı sloganlar atan taraftarı kışkırttığı gerekçesiyle Arnavutluk'un forvet oyuncusuna verildi. Arnavutluk Futbol Federasyonu 47.250 avro para cezasına çarptırıldı. Kanada ve Amerika orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kanada'daki yangınlar nedeniyle yüksek güvenlikli bir cezaevi boşaltıldı. FBI ise New Mexico eyaletinde devam eden orman yangınlarını başlatmaktan sorumlu kişi ya da kişiler hakkında bilgi verenlere 10 bin dolara kadar ödül verecek. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. İstanbul'da bu hafta 3 güzel konser var. Sanatçı Levent Yüksel sahnedeki 30. yılı dolayısıyla 27 Haziran'da AKM'de senfonik konser verecek. Harbiye'de ise 26 Haziran'da Bülent Ortaçgil, 30 Haziran'da ise Şevval Sam sahne alacak.
Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde Cem Karaca'ya hayat veren oyuncu İsmail Hacıoğlu, Yılmaz Güney'in hayat hikayesini beyaz perdeye taşıyacak filmde rol alacak. Türkiye'nin müze ve ören yerlerine 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde 1 milyondan fazla kişi ziyaret etti. İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti 130 bin ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu yeni doğan yıldızlarda daha önce görülmemiş bir davranışı yakaladı. Yeni doğan bir grup yıldızın aynı yöne doğru gaz jeti püskürttüğü gözlemlendi. Bilim insanları bu durumun daha önce hiç görülmediğini söylüyor. Araştırmacılara göre bu yeni keşif, Güneş sistemi gibi oluşumların nasıl meydana geldiğini de aydınlatabilir. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga yazarı İbrahim Ekinci haftanın ekonomi gündemini Marjinal Fayda programında yorumluyor. Marjinal Fayda'yı kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.